Bu sorunun cevabı tamamen sizin beslenme şeklinize bağlı. Öncelikle sporcunun optimal performansına ulaşmasını engelleyebilecek ve yorgunluğa neden olabilecek faktörleri konuşalım. Bunlardan birisi dehidrasyon, yani vücutta sıvı ve elektrolit eksikliğinin olması. İkincisi kaslara enerji veren glikojen depolarının tükenmesi. Sporcu performansını etkileyen üçüncü şey ise hipoglisemi, yani kan şekerinin normalin altına inmesi. Bir sporcuda oruç süresince bu üç durum yaşanabilir. Bunlara ek olarak uyku eksikliği ve normal sirkadiyen döngülerin bozulması fiziksel performansı olumsuz etkileyebilir. Nitekim bu konular tabii ki Müslüman sporcular arasında araştırılmış. Genel olarak şöyle bir sonuca ulaşılmış. Enerji ve makro besinler dediğimiz karbonhidratlar, proteinler ve yağları yeterli miktarda alan, antrenman yükünü, vücut kompozisyonunu ve uykusunu koruyan, yani yeni bir uyku uyanıklık döngüsü oluşturan sporcuların bir aylık Ramazan sürecinde performanslarında önemli bir düşüşü yaşamaları olası değildir denilmiş. Ve tabii ki profesyonel sporcularda diyet, uyku ve egzersiz döngüsü, diyetisyenin de dahil olduğu iyi bir sağlık ekibiyle kontrol edilirse Ramazan'da da sporcunun performansı korunabilir. Öncelikle susuzluk hissine kesinlikle güvenmiyoruz. Mutlaka bir su içme sürecimiz oluyor. Bu süreci doğru planlamak için en güzel gösterge idrar rengi. İdrar rengi bizlere dehidrate misiniz, değil misiniz onu gösterir. Açık renkler bizim hedef renklerimiz. Hedef renklere ulaşmak sizi antrenman boyunca rahat ettirecek ve en iyi performansınızı açığa çıkaracak. Bu yüzden idrar renginiz açık renk olana kadar sıvı tüketmelisiniz. Bunun da tabii ki büyük miktarı su olmalı. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Tek seferde fazla sıvı almak yerine zamana yayarak almalıyız. Tabii ki sizin uyku uyanıklık döngünüze göre değişir ama genel olarak sahurdan iftara kadar 15 dakikada bir bardak su tüketebilirsiniz. Bir sporcunun performansını etkileyen en önemli şeylerden birisi de elektrolit ihtiyacı. İftar sonrası egzersiz seansları planlandığında sporcunun elektrolit ihtiyacını karşılamak için ve yemekten kaynaklı bir sindirim rahatsızlığı olmaması için maden suyundan faydalanabilir. Birazdan bahsedeceğim öneriler antrenmana yönelik ve genel olarak Ramazan'da spor ve beslenmeye yönelik öneriler olacak. Bu önerilerde antrenman zamanınıza göre bir takım küçük değişiklikler olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ilk olarak sahurda mutlaka uyanmalıyız. Burada amacımız gün boyunca ihtiyacımız olan enerjiyi sahurda sağlamak ve oruç sürecimizi biraz daha kısaltmaya çalışıyoruz. İmsaka yakın bir zamanda uyanmak ve sahur yapmak bu nedenle önemli. Sahurda vücudumuzdaki glikozun yavaş salınması için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar dediğimiz seçenekleri tercih etmelisiniz. Bunlardan da sahurda tüketebileceğiniz en güzeli tam tahıllar mutlaka sofranızda yer almalı. Üçüncü olarak bu bahsettiğim karbonhidratların yanında mutlaka bir protein kaynağımız da olmalı. Burada tercihimiz yavaş sindirilen kazein proteini içeren bir besin olmalı. Çünkü kazein proteini vücudumuza önümüzdeki saatler için ihtiyacımız olan devamlı bir amino asit takviyesi sağlayacaktır. Gün içerisinde gerçekleşecek bu amino asit salınımı kas kütlesini korumak için önemli. Kazein proteini içeren besinler de en başta süt, sonra yoğurt ve peynir olarak da özellikle lor peyniri kazein proteininin iyi kaynaklarındandır. Tabii ki su depolarımızı doldurmak için ve dehidrasyonu önlemek için yeterli sıvı ve elektrolit alımı da önemli. Gelelim iftar yemeğine. İftara yine düşük glisemik indeksli bir meyve ile, burada tercihen hurma kullanabiliriz. Bununla başlayabiliriz. Ardından bir çorba ile hafif bir başlangıç yapabiliriz. Sonrasında da tavuk, balık, hindi gibi iyi protein kaynakları, kaliteli protein kaynakları ve yağsız etlerden faydalanabiliriz. Beyaz et kırmızı ete göre daha kolay sindirilebilen bir protein kaynağı olduğu için burada bunu tercih edebiliriz. Hayvansal proteinlerin yanında iyi bitkisel protein kaynaklarından da kinoayı beslenmemize ekleyebiliriz. Tabii bu bahsettiğim protein kaynaklarının yanında mutlaka salata da tüketmeye çalışalım. Hatta kinoalı salata veya tavuklu salata gibi öğünler planlayabiliriz. Eğer iftardan sonra bir antrenman planlıyorsak su tüketimini yavaş yavaş yapmalıyız. Eğer antrenman bir saatten uzun sürüyorsa burada bir sporcu içeceği de sıvı ve elektrolit ihtiyacımızı karşılamak için tercih edilebilir. Genel tavsiyelerim bu şekilde. En başta da söylediğim gibi bunlar genel öneriler.
Eğer profesyonel bir sporcuysanız mutlaka kendinize özgü bir beslenme planı için bir diyetisyenle iletişime geçmelisiniz. İyi bir ekiple optimal spor performansını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler ve hayırlı Ramazanlar dilerim.